Ben kendim Ülk Ocakları'ndan geliyorum. Almanya'da Ülk Ocakları'ndan mensubum. Türkiye'ye gel demek kolay ama dedelerimiz bir düzenimizi kurmuş oraya. Sen benden şık giyinmiş dolanıyorsun. Saatlik asgari ücretimiz 27 lira. Bu yaklaşık 1,5 euro yapıyor. Benim 700 euro kiram olacak. Karnımı neyle doyuracağım? Hayal edildiği gibi asla değil. Biz de insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şu an Almanya'da bir doktor 4000 euro alıyor. Doğru mudur? Doğru 4000 değil. Euro. Ben Almanya'da geliyorum. Sen vurucusun. Sen vurucusun. 4000 euro nasıl sen kazanıyorsun? Onu soruyor musun? Ama daha asla kim kazanıyor 2000 euroyu bir ayda? Hocam sen bana bak. Ben niye kazanamıyorum? Ya bir susun kardeş. Niye kıyaslıyorsun ki? Almanya'daki doktorlar kafayı yiyorlar. Araba almaya bile korkuyoruz. Arabanın hayalini kurabiliyor. Araba almaya bile korkuyoruz. Korkuyoruz. Bizden para istemesin diye sıkıntıya girmeyin diye. Burada yalan konuşuyorlar. Ya, Almancıları da bu şekilde kötülüyorlar. Sen var ya. Durum. Utanıyor mu? Hiç vallahi öyle bir şey yok. Hayır. Biz de Cumhur İttifakı'nı destekleyerek Milliyetçi Hareket Partisi olarak oyumuz Recep Tayyip Erdoğan'dan yana. Nerede yaşıyordunuz? Almanya'da yaşıyorum. Memnun musunuz durumlar? Vallahi şöyle baktığım zaman mesela ben yurt dışından geliyorum şimdi. Az önce ablamla da onu konuşuyorduk. Hani insanlar hep bir her şey pahalılaştı, her şey şöyle oldu gibi şeyler söylüyorlar. Ama gerçekten ben gelerek Avrupa'dan buraya gelerek kendime acıdım yani onu söyleyeyim. İnsanlar hayatı burada yine bir türlü yaşıyor maalesef. Hani biz orada mağdur olan insanlar biziz. Bizim de Almanya'daki durumumuz Türk olarak çok zor hala. Hiç hani nasıl asimile olmaya çalışıyoruz. Ablacığım Türkiye'ye gel demek kolay ama dedelerimiz bir düzenimizi kurmuş oraya. Oradan hiçbir şey olmadan her şeyini bırakıp buraya gelemezsin. Hiç kusura bakma. Vallahi gayet de sen benden şık giyinmiş dolanıyorsun. Daha iyisin. Avrupa'dan geldim. Ben şuradan şuraya gidemiyorum. Adı Avrupa işte. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Çalışmıyor musun? Ben de asgari ücret çalışıyorum. Asgari ücret yetmiyor. Biz de dediğim gibi Almanya'da her türlü arkamızda duran, her zorlukta başımızı hani yaslayacağımız tek şey. Ben kendim Ülk Ocakları'ndan geliyorum Avrupa'da. Almanya'da Ülk Ocakları'ndan mensubum. Dediğim gibi oyumuz Cumhur İttifakı'ndan yana. Hep böyle Almanya'da yaşıyoruz, Avrupa'da yaşıyoruz. Öyle bir şey yok gerçekten. Ben çok özür dilerim, o kadar ağır çalışıyorum ki buraya gelip tatilimi yapabilmek için ama buraya gelip tatil yaptığım zaman da insanların gözünde geldi tatil yapıyor, geldi işte paşalar gibi yaşıyor gibi bir şeyler var. Ama asla öyle bir mevzu yok yani. Şimdi Almanya-Türkiye tartışması olacak. Yok, herhangi bir tartışmaya gerek yok. Ben resmi rakamlarla söyleyeceğim. Burada bizim Türkiye'de saatlik asgari ücretimiz 27 lira. Bu yaklaşık 1,5 euro yapıyor hanımefendi. Bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Bakın ben yeni mesleğimi bitirdim. Evet. Almanya'da. 1,5 euro. Tamam, bir saniye ben de aynısını açıklayacağım size. Almanya'da mesleğimi bitirdim daha yeni. Evet. Doktor yardımcılığı olarak çalışıyorum. Almanya'da en azından verdiğimiz bir saniye. Almanya'da verdiğim kira en azından 700 euro. Ben şimdi işsizim. Yani mesleğimi bittikten sonra işsiz kaldım. Benim devletten alabildiğim tek para 400 euro. Şimdi benim 700 euro kiram olacak. Karnımı neyle doyuracağım? Hani bir de onu soralım insanlara. Hayal edildiği gibi değil. Hayal edildiği gibi asla değil. Biz de insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hani burada çoğu insanın evi var çok şükür ki. Seviniyorum bu duruma ama biz hepimiz orada çoğunluğumuz kirada yaşıyor. Şimdi size soruyorum. Benim şu an asgari ücret dediğinizde benim orada 400 euro, kira 700 euroysa ben karnımı da doyuracağım bir türlü, ihtiyaçlarımı da alacağım. Bunu nasıl yapacağım? Bunu soruyorum insanlara. Hani burada benzin çoğalıyor, orada şey oluyor. Her yer pahalı, her yer aynı şekilde. Kriz her yerde aynı yani. Bunu sırf Almanya ile Türkiye'ye ayrılmasını istemiyorum. Çok yanlış. Bir de şu da çok acı. Bakın bundan bir ay önce ben memlekete de gittim aynı şekilde. Durum hiç vallahi öyle bir şey yok. Hayır. Şöyle bir şey. Buraya geliyorum mesela burada da bakıyorum. Tabii ki bazı insanlar hani asgari ücret aile çoğu hani mesela büyük bir aile. Tabii ki geçim sıkıntısı var. Ama hiçbir şekilde yani kıyaslama yapmak doğru değil. Sorun burada zaten. Tek tek şimdi cevap vereceğim. Kıyaslama yapmak zaten mümkün değil.
kıyaslama yapmak zaten mümkün değil. Mümkün değil. Türkiye ile Almanya'nın bütçesi bir değil. İkinci olarak baktığımızda şu an güncel kurda sizin dediğiniz işsizlere ödenen yardım burada 9-5 çalışan, asgari ücretli çalışanın maaşı bile değil hanımefendi. Bu iki. Ben tıp fakültesi öğrencisiyim. Doktor yardımcılığı bölümü okudum diyorsunuz. Muhtemelen belki hemşiresinizdir. Belki sağlık personelisinizdir. Öyle bir bölüm yok. Öncelikle. Bizim orada kendi bölümümden bahsedeyim. Kendi bölümümden bahsedeyim. Şu an Almanya'da bir doktor 4000 euro alıyor. Doğru mudur? Doğru 4000 değil. Euro. Ben Almanya'da 3500, 4000 euro alıyor. Benim, ben Almanya'da gelin, geliyorum. Ben Almanya'da. Hiç alakası yok. Burada uzman doktorun aldığı maaş şu an döner sermaye ile birlikte 17 bin Türk lirası. Hiç alakası yok. 1000 euro dahi etmiyor. Ya, benim tüm arkadaşlarım kendisi dahil olmak üzere. Abicim bir yalan atma. Yok, ben yalan. Ben sana niye yalan atayım? Bizim burada insanlarımız var değil mi? Sen hemen yalan atıyorsun. Yalan, yalan medyadan geldi kardeşim. Buradan gelmez. Bak ben sana doğru. Türkiye'de resmi rakamlara bakın. Asgari ücret alma oranı %63. Doğru diyorsun. Almanya'da %2. Hayır. Asgari ücret alan. Bir şey söyleyeyim. Asgari ücret. Bak siz burada var ya. Bakın, ya bir günde, şey söyle. Bir günde, şey. Ben sen hak veriyorum. Pek hak veriyorum. Namaza gireceğim. Bir saniye tamamlayayım. Bir saniye tamamlayayım. Haftada 40 saat çalışma. 40 saatin üstünde mesaiye geçiyor. Allah saatlik ücret 15 lira. Nerede? Gideceğim. Nerede? Almanya'da şu an 15 lira. Dur nerede? Evet. Almanya'da mı? Bakın. Kendisi hayır. Kesinlikle 15 euro değil. Açık açık başını açık aç söyleyeyim bak. Ben buradaki bizim insanlar için hepsi için ben üzülüyorum. Tamam mı? Hepsi için üzülüyorum. Çünkü biz Almanya'dan buraya geldiğimiz zaman. Sen mi üzülüyorsun? Biz yaşayabiliriz. Dur dur bak. Baba biz Almanya. Aynen. Dur. Farklı değil. Ben de üzülüyorum. Bak ben buraya geliyorum. Tatilimi yapıyorum. Ben de üzülüyorum. Hepiniz için. Keşke böyle olmasaydı. Hayır ben kendime bak. Yanlış bak. Sen işte sen şey. 2000 euro ile. Hayır sen vurucusun. Sen vurucusun. 2000 euro nasıl kazanıyorsun? Onu soruyor musun? Ama da asla kim kazanıyor 2000 euroyu bir ayda? Canım sen bana bak. Ben niye kazanamıyorum Almanya'da? Baba şimdi anlatıyorum bak. Baba. Şimdi bak olay bu. Şimdi biz Almanya'da. Tamam Almanya diyorsun da. Bak böyle söylüyorum. Cano bana bir bak. Evet bak bana bak. Şimdi ben sana her şey açık açık söylüyorum. İnşallah olursun bak. Orada bir doktor. Yani. Ya bana nasıl bir kelime? Ben kendimi Almanya'nın doktoru. Ya bir susun kardeş. Niye kıyaslıyorsun ki? Almanya'daki doktorlar kafayı yiyor, kafayı yiyor, kafayı yiyorlar he. Adamlar kafayı yiyor. Ben sana anlatıyorum. Bak bizim hocam anlatıyor. Bir sus bak, hemen bir şey anlatayım bak. Cano bana bak, ben anlatayım. Biz Almanya'da, tamam. Bak biz Almanya'da aldığımız fiyat tamam mı? 1500, 1600, 1700 euro. Bizim 700-800 euro kiramız var. 200-300 euro bizim sigorta paralar. Bir saniye. Bak 200-300 euro kıyaslama bak. 200-300 euro bizim sigorta, mikorta olsun, yemek paran olsun. Ay sonunu biz bile getiremiyoruz. Bak biz buraya gelmek için can atıyoruz. Siz gelip sen burada diyorsun ki siz Almancılar bilmem neyiz. Alakası yok. 2000 euro maaş alıyormuş. 2000 euro bir şey değil. Bir saniye. Onu da söyleyeceğim bak. 2000 euro. Aynen bak. Sen 2000 euro. Bak bir saniye. Sen 2000 euro alırsan tamam mı? Sen Almanya'da yine hiçbir şeyiz. Hiçbir şeyiz. Evet ben yaşıyorum orada ya. Hiçbir şeysin sen orada. Sen Almanya'da 2000 euro para alıyorsan hiçbir şeysin. Her şeyi geçiyorum. Bilgisayarı, teknolojisini, arabasını geçiyorum. Kırmızı et araba kadar. Almaya bile korkuyoruz. Araba almaya bile korkuyoruz. Arabanın hayalini kurabiliyor. Araba almaya bile korkuyoruz. Korkuyoruz. Kırmızı et biz korkuyoruz. Kadar, süt ne kadar, yumurta ne kadar. En biz, düşük şeyden bahsediyoruz. Lan biz yağ almaya bile korkuyoruz. Artık biz yağ almaya bile korkuyoruz. Anladın? Sorum orada. Anlamadım be. Bakın arkadaşlar Almanya'ya gelmesinler istiyorlar. Bu kadar basit. Gel amına koyayım. Yerlerimizi değiştirelim. İş alanı azalacak. Sana söyleyeyim mi sen? Cano, cano bana bak. Geliyorlar akrabaları borç istemesin diye. Bizden para istemesin diye. Sıkıntıya girmeyin diye. Burada yalan konuşuyorlar. Ben konuşacağım. Almancıları da bu şekilde kötülüyorlar. Sen var ya acayipsin ha. Yemin ediyorum acayipsin. Türkiye'den başka ben canlı bir devlet göremiyorum. İşte ne dersiniz deyin. Türkiye
Bak dünya devletine adam yönetti. Dünyayı yöneteceksin neredeyse ya. Kim ya? Tayyip Erdoğan. Ya Tayyip Erdoğan. Daha düne kadar. Ya sen geç o işi ya. Esad katil. Esad katil. Ya Esad'ı bırak sen. Hani? Esad'ı bırak sen. Kime bırakmayayım? Hangisini bırakayım? Onları yani Amerika. Amerika. Amerika'dı. Amerika ne diyor? Dünyayı karıştıran. Amerika şeytan şeytan. Hayır hayır dünyayı karıştıran Yahudiler var. Yahudiler var. Ama Erdoğan da onun içinde. Ne? Erdoğan da oranın içinde. Onlardan bile öyle değil. Erdoğan ben sana söylüyorum tamam. 2000 euro para alıyorsun Almanya'da. Erdoğan. Bak arkadaş diyor ya ben 2000 eurodan para alacağım. Dur amcam dur amcam. 2000 euro para alıyor alırsan ben kral gibi. Bu 2000 euro aslanmadı var ya böyle batar. Yani sapık oldu. 2000 euro orası para değil. Para bir şey değil. 2000 euro para alıyorsun. 500, 600, 700 euro kira ödüyorsun. 300, 200 euro gelirin. Yani sigorta param var. Tartışma var. Öyle bir şey yok. Şu TikTok var ya. Ya diyorlar gurbetçiler gel. Ya biz gurbetçiyiz. Tamam annemiz, babamız, dedelerimiz çalışmış. Helal Allah gitmeyecek. Gidecek helal Allah. Gidecek Allah varken kamp yoktur. Bu ülke hiçbir zaman. Allah varken kamp yoktur. Allah zalimden. Allah var ya. Sen Allah varken. Ama şimdi namaza gideceğim, talimat edeceğim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gel. Ama bu dünya toplanmış, dünya toplanmış İslamiyet'e karşı. İslamiyet'e bir şey yapamazsınız. Evvel Allah. Evvel Allah. Ben evvel Allah. Amerika. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü. İstersiz olun. İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Hacı sen Allah kabul et. Evet. Allah kabul etsin. Ya bak. Hepimiz Allah kabul etsin. Ya Türk. Ya yaşın o değil. Sinirlenme. Ya dünya. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir dakika. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ya sen. Ya bir dakika ya. Sabret sabret. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Konuşurken. Bir dakika. Bir dakika. Konuşurken. Karşındaki insan anlasın diye. Birer birer konuşmuş. Yavaş yavaş konuşmuş. Kimseyi incitmeden konuşmuş. Kimseyi incitmeden. Sen hacısın. Ben? Sen, ha, yani sen şey yapıyorsun. Böyle. Konuşma tarzı. İslamiyet'te konuşma tarzı. Var, hacı abi. Konuşma yok, tarzı. Yok, yok, yok. Yumuşak olması lazım.